Çocuk olmak, hayal kurmak konusunda büyük bir özgürlük sağlıyor bize. Mümkün olması zor şeyler isteyebiliyoruz. Fakat büyüdükçe hayal kurarken bile mantıklı olması gerektiği için işler değişiyor. Hayallerle hedefleri birbirine karıştırmaya başlıyoruz. Mesela ben çocukken hep iyi olmayı, insanlarla hep iyi iletişim kurabilmeyi isterdim. Herkesle anlaşmak, hiç kimseyle sorun yaşamamak isterdim. En büyük hayallerimden biriydi bu. Hani falancı filancıya küsmüş, şu taraftakiler bu taraftakilerle hiç konuşmazmış vesaire umurumda bile olmazdı. Sonuçta ben bir birey olarak herkesle iletişim kurabilirdim. Neden olmasındı ki? Fakat sonra ben de büyümeye başladım ve hayallerim mantıksal denetlemelere maruz kalmaya başladı. İletişim bu kadar önemli bir kavram olmasına ve lafta çok kolay görünmesine rağmen pratikte o kadar zor ilerliyordu ki, o kadar zor sürdürülebilen bir kavram haline gelmişti ki. Üstelik sadece bireyler arasında da değil, toplumlar arasında da iletişim çok önemli bir yerdeydi. Fakat bizim en beceremediğimiz, en yeteneksiz olduğumuz konu yine iletişimdi. Uzun lafın kısası, iletişim üzerine bir takım fikirler edindim ben. Ve aslında bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki şimdi insanın bir üst sürümü henüz yayınlanmadı. Standart bir insan versiyonu olarak ben de her zaman doğru olanı yapamıyorum tabii ki. O yüzden bu videoda anlatacaklarım yaparsanız güzel olur temalı önerilerden ibaret. Şimdi olayımız iletişim ya, doğru iletişim mi hani? Bence iletişimin verimli olabilmesi için 3 ana nokta var. Birinci nokta ön yargı. Şimdi iletişimi insanlar arasında, toplumlar arasında, şirketler arasında iki nokta arasında kurulan bir köprü gibi düşünürsek eğer, ön yargı o iletişim köprüsünün hiç kurulamaması demek oluyor. Dinlemeye, anlamaya, konuşmaya ve anlatmaya gerek duymuyoruz. Çünkü biz kararımızı çoktan vermiş oluyoruz. Karşımızdaki hakkındaki kararlarımızı genellikle varsayımlarımıza göre ya da başkalarından duyduklarımıza göre yapıyoruz. Ön yargı tek taraflı bir eylem ve karşımızdakine fırsat vermeme durumu. En başta dediğim gibi iletişim bir köprü ve ön yargı o köprünün kurulamama sebebi. İkinci olaraksa bence ben doğruyumcu bakış açısı. Büyük bir engel iletişimimizin önünde. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi köprü dedik ya, işte o iletişim köprüsünü kurduğumuzu düşünün. Fakat masaldaki inatçı keçi gibi o köprünün ortasında durduk ve karşındakinin geçişine izin vermiyoruz. İletişim bir alışveriş halidir. Siz fikirlerinizi, düşündüklerinizi karşı tarafa iletiyorsunuz ama karşı taraftan gelenlere kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Çünkü bu durumda bize göre biz doğruyuz. Her zaman biz doğruyuz. Sadece biz doğruyuz. Ama işin aslı bu değil. Ben her zaman doğru değilim. Sen de her zaman doğru değilsin. O kurduğumuz iletişim köprüsündeki trafiği serbest bırakmayacaksak eğer, o köprüyü kurmanın da hiçbir anlamı yok. Şimdi o inatçı keçi masalını tekrar bir hatırlayalım. Bu ben doğruyumcu bakış açısını, bu inadı sürdürürsek iletişimimizi nehre atmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Üçüncü olaraksa aslında iki maddede de alt metinlerde geçtiği üzere bakış açısı. İki maddeyi de bünyesinde barındıran bir nokta bu. Bence en önemli noktalardan biri zaten. Bazı durumlarda, hani gerekli durumlarda bakış açımızı değiştirebilmemiz gerekiyor. Bu da ön yargılarımızdan kurtularak sadece ben doğruyum demeyerek mümkün. Çünkü insanız ve her zaman olaylara doğru açıdan ya da en azından yeterli bir açıdan bakamıyor olabiliriz. Bunun farkında olmak gerekiyor. Kimi zaman farklı pencerelerden de bakabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi size bunu gösterdiğimde ve ne gördüğünüzü sorduğumda ne söylerdiniz? Aslına bakarsanız vereceğiniz cevabın hiçbir önemi yok. Ben ön yargılarımı yıkamazsam, ben doğruyumcu tavrımdan kurtulamazsam, ben olaylara bazen farklı açılardan da bakmam gerektiğini kabullenemezsem eğer, bazen bazı şeylerin farklı anlamlara gelebileceğinin de farkında olamam. Dediğim gibi dostlar, iletişim önemli ve bu saydığım 3 nokta bana göre iletişimin 3 altın noktası. Şimdi buraya kadar iletişimin önemi ve doğru ve verimli iletişim için uygulayabileceğimiz, dikkat edeceğimiz yollardan bahsettim. Tam olarak bu noktada sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorumlara bırakın. Siz düşüncelerinizi aşağıya yazarken ben de bu konuyla ilgili bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ben tam bu videoyu hazırlarken bir kitap ulaştı bana. The Kitap Yayınları'ndan. Yayın evi daha önce de bana birkaç kitap göndermişti. Hatta şu an elimdeki okumakta olduğum Murat Menteş'in Antika Titanik kitabını bitirdikten sonra şu kitaba başlamayı planlıyordum. Geçtiğimiz dönemde stresli bir dönemden geçtiğim için biraz ilgimi çekmişti. Belki işe yarayabilir diye düşünüyorum bu kitabı. Ama işte bu kitaba geçmeden araya bu kitap girmiş oldu. Çünkü sizin için böyle iletişim temalı bir video hazırlarken böyle bir kitabın elime ulaşması çok manidar oldu açıkçası. İletişim kitabı Doğru İletişim İçin 44 Fikir. Şimdi zamanlaması güzel olduğu için bir göz atmak istedim ve bırakamadım, faydalı buldum. O yüzden bu videoda da buna yer vermek istedim. Bu kitabı şöyle tanımlayabilirim. İletişim üzerine çok fazla, ansiklopedilerce kaynak bulabilirsiniz ama bu kitap
bu iletişim kaynaklarının konsantre olarak sunulmuş hali. İletişimi kolaylaştırmak üzere 44 güzel fikir var içinde. Ben çok faydalı buldum, beğendim. Kesinlikle bir göz atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz olaylarla ilgili kullanabileceğimiz iletişim modellerini barındırıyor içinde. Şimdi 44'ünde de değil tabii ki ama ilgimi çeken birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Örneğin etkili konuşma teorisi. Aristoteles'e göre bir konuşmacının kontrol altında tutması gereken 3 ana nokta varmış. Bunlar argüman, sunum ve izleyiciymiş. Şimdi günümüze baktığınız zaman işte bu noktalar hala geçerliliğini koruyor. Bence bunları şöyle açıklayabiliriz. İşte argüman bir konu, anlatacak bir şeylerimizin olması gerekiyor. Sunum bunu anlatış biçimimiz, iletişimimiz aslında, karşı tarafa aktarış şeklimiz. İzleyici faktörü ise anlattığımız kişiler aslında, yani dinleyicileri kontrol altında tutmak. Çünkü günlük hayatımızda bile karşımızdakine bir şey anlatırken tavırlarından, mimiklerinden, o an o ortamda olmaktan, o an onu dinlemekten memnun olup olmadığını anlayabiliriz. Buna göre de biraz gerekirse anlatış biçimimizi şekillendirmemiz gerekebilir. O yüzden izleyici de kontrol altına almamız gereken noktalardan biri. Her neyse, şimdi kitapta etkili konuşmanın 6 tekniğinden daha bahsetmiş ama ben çok detaya girmeyeceğim. Sadece etkili konuşma ile ilgili bir sunum yapmakla alakalı aslında en önemli altın cümle şu: iyi hazırlanmak. Benim daha önce okuduğum bu etkili konuşmak, işte sunum yapmakla ilgili okuduğum kitaplarda da şöyle göstereyim. Bu konuya değiniyordu aslında. Yani iyi bir konuşmanın ilk noktası, en önemli noktası o konuşmaya iyi hazırlanmak. Bir diğer başlığa göz atalım. Benim de hoşuma giden, aslında notlar aldığım bir konu bu. Hatta konuşmak, anlatıcı olmak, hikayeleştirmek konularında bilgi arayan insanlara fayda sağlayacak bir başlık bu bence. Hikaye anlatımı. Sıkıcı bir konuşmayı nasıl heyecan verici bir hale getiririz? Bir bakalım nasıl getiriyormuşuz. Şimdi şöyle, eğer anlatacağımız şeyleri hikayeleştirebilirsek eğer, bu daha dikkatle dinlenecek, hatta karşımızdakilerle ortak çağrışımlar yapabilecek bir etki yaratır. Toplumsal dil bilimci William Lebow'a göre eğer hikaye motiflerinin arasına acı gerçekleri dokursak, onları yerleştirirsek, bu bize dinlemekten keyif aldığımız masalları çağrıştırır ve bu da dikkati arttırır. Bu yüzden anlatacaklarımızı, konuşmak istediklerimizi bir masal gibi yapılandırmamız gerekiyor. Peki bu yapılandırmayı nasıl yapacağız? Bir ona göz atalım. Bir masal 6 bölümden oluşuyor ve bizim ideal konuşmamızı da bu 6 bölüme göre yapmamız gerekiyor. Birinci bölüm giriş, olaylar nasıl başlıyor? İkinci bölüm serim, kim nerede ne yapıyor, işte biraz olayın detaylandırılmasına, detaya girişi. Üçüncü bölüm düğüm, artık çözülmesi gereken sorundan bahsediyoruz. Bir çatışma gerekiyor burada. Dördüncüsü ise çözüm, adı üzerinde artık çözüme gidiyoruz. Çözüm için neler yapıyoruz, bundan bahsediyoruz. Beşinci bölüm, beşinci kısım değerlendirme. Artık bu hikayenin, anlattığımız şeyin sonucunda, bu masalın sonucunda ne oldu, neye ulaştık, bunu aktarıyoruz. Ve son bölüm, adı üzerinde son. Burada vermemiz gereken şey ise bu anlatılandan ne çıkarttık, ne mesaj aldık, bize neyi kazandırdı, bu. İşte bu 6 noktaya göre konuşmalarımızı, anlatacaklarımızı yapılandırırsak eğer, biraz masallaştırmış oluruz, biraz hikayeleştirmiş oluruz ve bu da hem anlatmayı kolaylaştırır, hem karşı taraf için dinlemeyi ve anlamayı kolaylaştırır. Aslında tek bir cümlede iletişimi kolaylaştırır. Bir başka başlığa geçecek olursak, geri bildirim metodu. Bence bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Çünkü biz eleştiri yapmayı bilmiyoruz. Eleştirileri karşılamayı da bilmiyoruz. O yüzden bu metoda hepimizin ihtiyacı var. Çünkü eleştiri paldır küldür konuşup karşıdaki insanı kırmak değildir. Körü körüne pohpohlayıp karşı tarafa gereksiz gaz vermek de değildir. İdeal bir geri bildirim için aslında 4 model var. Birinci model hayır modeli, ikinci model hayır çünkü modeli, üçüncü model evet ama modeli ve dördüncü model evet ve modeli. Hayır ve evet ama modelleri negatif modeller. Hayır çünkü ve evet ve modeli pozitif modeller. Çünkü bir durum karşısında, bir olay karşısında bir karşınızdaki insana net bir şekilde hayır dediğiniz anda, herhangi bir açıklamaya gerek duymadan, bu çok yapıcı bir eleştiri olmaz. Yıkıcı bir eleştiri, negatif bir eleştiridir. Ama eğer bunu hayır çünkü şeklinde yaparsanız, işte pozitif bir eleştiri yapmış olursunuz, yapıcı bir eleştiri yapmış olursunuz. Şöyle ki, hayır bunu beğenmedim çünkü şu şekilde yaparsan daha iyi olabilir dediğiniz zaman daha pozitif, daha yapıcı bir eleştiri yapmış oluyorsunuz. Diğer taraftan evet ama modeli de negatif demiştim. Aslında hayır modelinden hiçbir farkı yok bana göre. Çünkü yani bir laf vardır, bilirsiniz. Ama kelimesi kendinden önce gelen her şeyi siler derler. Yani siz ne kadar iyi şeyler söylerseniz söyleyin, cümlenin sonunda ama diyorsanız eğer,
öncekilerin hepsi gitmiş demektir. Bu yüzden bunun yerine evet ve şeklinde bu kalıbı kullanabilirsiniz. Bu da şöyle işte evet güzel ve şöyle de olabilir. İşte alternatif olarak şunu da yapabiliriz gibi bir şey söylediğiniz zaman daha yapıcı, daha pozitif bir eleştiri yapmış olursunuz. Dediğim gibi bu geri bildirim metodu hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey bana göre. Herkesin bir incelemesi gerekiyor. İşte böyle yani daha fazla daha videoyu uzatmak istemiyorum böyle tek tek bütün modeller üzerine konuşarak ama beğendiğim modeller var dediğim gibi. Örneğin birkaç modeli de isim olarak söyleyeyim. Ortak fikir, kendi kendine konuşma, aktif dinleme, gündelik konuşma, suskunluk sarmalı, beyaz yalanlar gibi benim dikkatimi çeken, beğendiğim başlıklar da var. Dediğim gibi ben kitabı çok beğendim, çok faydalı buldum ve tam da böyle iletişim üzerine bir video hazırlarken elime gelmesi çok manidar oldu. Zamanlaması çok güzel oldu. O yüzden bu videoyu onda sıkıştırmak istedim. Evet dostlar, bugün iletişimden, iletişimin öneminden ve bana göre iletişimin 3 önemli mihenk taşından bahsettim. Ve sonrasında da dediğim gibi iletişimle ilgili güzel bir kaynak kitaptan bahsetmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.